Sports TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün 5 Ocak 2018 Cuma, her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Spor'da hafta boyunca yaşanan spor gelişmelerini değerlendireceğiz. Kimlerle birlikte? Tugay Kosova ve Cumhur Yakar'la birlikte. Yine oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor. Sizler de bizlere, gündemimize ortak olabilirsiniz. Sports TV TR Twitter adresi üzerinden bizlere her türlü ve soru ve görüşlerinizle destek olabilirsiniz diyoruz ve başlayalım diyorum. Tabii ki Cenk Tosun'la başlayalım. Geçen hafta da yine söz etmiştik. Artık imzaların atılmasını bekliyoruz. İmzalar atıldığı takdirde de en pahalı futbolcu olacak Cenk Tosun, Türkiye'den giden. En pahalı Türk futbolcu olma unvanını barındıracak. Şimdi bugün gazetelere bakarken bir gazetede, hangisi hatırlamıyorum, yanılmıyorsam Milliyet'te, Tosun Paşa Lord oldu diye bir başlık atmışlardı. Herhalde durumun özetini anlatacak en güzel başlıklardan Kuzey'ye bir tanesi. Gidince onlandır. Evet. Çok önemli bir transfer tabii. Önce evet. Cenk adına çok önemli bir transfer. Onu söylemek lazım. Çünkü hep burada programlarda biz söyledik. Bütün aslında futbol programlarında konuşuldu. Cenk'in Beşiktaş'a verdiği katkı çok fazlaydı ki öncesinden zaten Antep'te de sürekli fark yaratan bir performans ortaya koyuyordu. Hatta bugün Cumhur'la beraber haberleri seçerken 2011 yılında o dönemki Gaziantep Spor Başkanı İbrahim Kızıl'dı yanılmıyorsam. Onun atmış olduğu bir tweet var. Cenk'i almak isteyen kulüp 20 milyon euro getirirse alabilir diye. Kaç sene öncesinin? 7 sene önce aşağı yukarı yani. 2018, 7 sene. Lig bir süreç geçmiş üstünden. Yani çok ciddi bir para. Beşiktaş adına çok ayrıca önemli. Burada ben Gaziantep'in yerinde olsam çok üzülürdüm. Bir sonraki satıştan pay koydurmadığım için sözleşmeye. Özellikle şu durumda. Evet. Kesinlikle ciddi bir burada durum söz konusu. Ama hepimiz için çok önemli bir transfer bence futbol severler olarak. Şu da önemli. Herkes Cenk'in orada başarılı olabileceğini hissediyor. Bu evet. da bence çok daha farklı konulardan bir tanesi. Yani Cenk hem karakteriyle, hem futbolculuğuyla, hem çalışma azmiyle hepsiyle fark yaratan bir oyuncu haline geldi. Taraflı tarafsız herkes çok mutlu. Bugün Volkan Demirel'e bakıyorsunuz. Basın toplantısında hepimiz çok mutlu olduk diyor. Bakıyorsunuz başka futbolcu, onlar da çok mutlu olmuş. Yani herkes tarafından takdir kazanılabilen bir transfer olma özelliği taşıyor. O yüzden çok mutluyuz. Bir an önce o mavi formayla Goodison Park'ta izlemek istiyorum açıkçası Cenk'i. Evet, bir an önce bizler de imzaların atılmasını bekliyoruz. Bugün 12'ye kadar İngiltere saatiyle tabii imza işleri bitmiş olsaydı Liverpool karşısına kulübede başlama ihtimali vardı. Hı hı. Dün Sam Allardyce, Everton teknik direktörü bunu belirtmişti. Hı hı. Yalnız bu gerçekleşmedi gibi görünüyor şimdilik. Evet, artık olmayacak. Resmi bir açıklamada gelmedi. Ama artık Cenk için Everton'da diyebiliriz. Tüm İngiliz medyası yazıyor. Sam Allardyce'ın kendi açıklamaları da var dün yapmış olduğu. Gerçekten iki taraflı da çok iyi transfer. Yani Cenk için Premier Lig'de oynamak dünyanın en iyi ligi. Tartışmasız. Futbol açısından dünyanın en büyük ligi. Futbolun başka bir seviyede oynandığı lig. Hem atmosferiyle hem oyunuyla beraber ki yani bu hafta sonu maçları takip edenler varsa yani evet. Arsenal-Chelsea maçı izledik. Herhalde uzun zaman unutamayacağımız bir maçtı. Hafta içi değil miydi o maç ya? Doğru. Genelde hafta sonları oynanıyor ya. Bu aralar 1,5 güne bir maç oynadıkları evet. için Premier Lig'de hatta biz de şaşırıyoruz. Guardiola yani. Da biraz eleştirdi. Yani dünyanın sonu gelmez dedi. Eleştirdi. Evet. Yaklaşık 100 saat, 110 saatte falan 4 maç oynamış olabilir takımlar. Cenk'e dönelim tekrar. Ben çok iyi işler yapacağını düşünüyorum Everton'da. Yani Premier Lig'e çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Everton'ın zaten gol yollarında inanılmaz bir problemi var. Rooney bu sene başında aldılar ama Rooney bildiğimiz gibi zaten 2-3 senedir aslan forvet oynamıyor. Evet. Yani oyunu biraz evrildi. 10 numaraya kaydı. Hatta 10 numaradan 8 numaraya. Orada bir oyun aklı gibi oynuyor Rooney. Gol yollarında da müthiş problem yaşıyor Everton. Everton'a ilaç olacak bir transfer. Cenk Tosun transferi. Bakalım yani çok da hazır gidiyor zaten oraya. Çok formda gidiyor. Dört gözle bekliyoruz ilk maçına çıkıp izlemeyi. Evet, söyledik ya giderse en pahalı, artık giderse demeyelim de imzalar atıldığı takdirde en pahalı Türk futbolcu olacak kendisi. Tabii birçok kesim de bunu konuşuyor, bunun gururunu yaşıyor. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek de kendisinin de Twitter'da açıklaması vardı bu yönde. Eğer buna yönelirsek cari açığı kapatırız gibi bir dille kendisinin de açıklamaları vardı. Tabii
Bir geçmişe dönecek olursak, kısa bir geçmişe, Cengiz Ünder'den de bahsetmek gerekir. O da Roma'ya transferinde yine böyle bir gurur yaşamıştık. O da 13.4 milyon avro karşılığında bonuslarla birlikte 15 milyon avroya o da transferi gerçekleşmişti. O zaman da büyük gurur yaşamıştık Cengiz'le birlikte. Yanılmıyorsam, yani okuduğumuz kadarıyla henüz resmi açıklama gelmedi bu arada ama Cenk'in sözleşmesi 4,5 yıllık olacak gibi gözüküyor. Evet. Süre de önemli çünkü bu tarz transferlerde. Süre de önemli. Transferlerde. Şu fiyata da bir açıklık getiremeyeceğiz herhalde. Çünkü resmi açıklama gelene kadar 27 milyon euro yazıyor. Ama az önce gelmeden yine BBC'den kontrol ettim. Acaba biz mi yanlış görüyoruz sürekli? Onlar özellikle sterlin pound üzerinden yapıyorlar hesabı. 27 milyon pound diye. Resmi açıklama gelmeden bunu bilemeyeceğiz gibi yani görünüyor şu anda. 25 milyon eurosu peşin. 2 milyon euro da bonus şeklinde yani okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla euro olacaktır muhtemelen. Ben euro olacağını düşünüyorum. 27 milyon pound olursa çünkü ciddi bir fark da ortaya çıkmış 3,5 olacak. 3,5 milyon euroluk gibi bir fark oluyor. Seninle de konuşmuştuk. Premier Lig kulüpleri genelde Avrupa'dan transfer yaparken euro ile transferleri gerçekleştiriyorlar. Yani pound daha çok kendi içlerinde yapmış olduğu transferlerde. Ama Fikret Orman faktörü var orada biliyorsun. İlla pound diye tutturmuş olabilir yani. Ya tabii bilemiyoruz. Resmi açıklama geldikten sonra bunların hepsini daha detaylı konuşma fırsatımız olacak. Cengiz'den sonra 2017 yılı içerisinde yapılan en önemli transfer tabii Türk futbolcular adına. Öncesinde Arda'nın transferi vardı. İşte 12 milyon euro bonuslarla 14 milyon euroya kadar gelen. Tabii şöyle bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Şimdi 2017 yılında biliyorsunuz ki yabancı sınırı vardı ve bu yıl içerisinde yaklaşık 25-15-40 milyon euroluk bir transfer sadece Türk oyunculardan yurt dışına giden oyuncular. Bu da aslında Türk oyuncuların istediklerinde ne kadar bunu lehine çevirebileceklerini bir kanıtı bence. Ortada mücadele olduğu zaman aynen öyle. Neler yapabileceklerinin göstergesi. Aynen öyle. Şenol Güneş bu arada Cenk için aramızdan ayrılmış olmasına üzüldüm. Ama onun için iyi olacak. Hem çalışsın, para kazansın hem de orada iz bıraksın istiyorum dedi. Bu da önemli demeçlerden bir tanesiydi. Senin geçen hafta aldığın haftanın fotoğraflarında da Şenol Hoca'nın Cenk'e bakışı vardı. O da zaten tüm bu cümlelerin Şenol Hoca'nın yüzüne baktığında karşılığıydı. Yani her şeyle çok önemli tabii. Cengiz de çok başarılı bir karneyle orada şu anda. Belki daha genç yaşında Cenk'e göre. Ama Roma'nın en iyi genç oyuncusu seçildi şu anda. Yani orada seçildi. Tamam, kabul ediyorum. Manipülasyon olabilir diyorsun. Yani şöyle, yani eğer bir ankette Türk futbolcusu adaysa başka birinin kazanma şansı yok ve o anket Türkiye'ye açıksa. Cenk Tosun yani, da pek çok kez Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü olarak. Ama tabii burada o anketin içine girebilmek önemli. Tabii o da var. İşte o goller arasına girebilmek önemli. Sonuçta gol atamazsanız aday gösterilemezsiniz. O transferi yapıp Roma'ya gitmez Roma'nın en genç oyuncusu olamazsınız. Yani bunlar da önemli detaylar ama anket ortaya çıktığında gerçekten rakip tanımayan bir toplum olduğumuzu da söylemekte fayda var herhalde. Şunu da ekleyeceğim tabii. Cenk'le ilgili olarak Beşiktaş'ın kasasına girecek para da çok ciddi bir para ki işte kulüpler bu kadar zorlanırken malum işte finance, kur farkı vesaire financial fair play'in önemli noktada. Gerçi Beşiktaş şimdi baktığında kağıt üzerinde belki en iyi durumda olarak gözüken kulüp olarak ön plana çıkıyor. Hemen çünkü şampiyonlar evet toplam tabii borcunu biliyorsun. En sevdiğim konu 1 milyar 885 milyon. Diğerlerini de söyle istersen. Galatasaray'ın 2 milyar 585 milyon, Fenerbahçe'nin 1 milyar 753 milyon, Trabzonspor'un ise 948 milyon. Bunların TL cinsinden olduğunu söyleyelim de tabii ki. Herhangi bir yüreklerini yenmesin abi, kalp çarpıntısı falan. Tabii son 5 yılda da sanıyorum ki son 7 yılda da 5 milyar euro civarı artıyor kulüplerin toplam borcu. Bu kur farkından kaynaklanıyor. Büyük kısmı kur farkından kaynaklanıyor ve faizlerden. Yani, tabii ki kur farkı var ama onun arkasında da çok sığınmamak lazım. Yanlış politikalar da çok fazla. Tabii şu anda Cenk transferi birazcık örtmüş olabilir ama Cenk bizim yani şu anda ihraç ettiğimiz nadir oyunculardan biri. Biz genellikle işte ithal ederiz. İşte satmıyoruz yani normalde ancak ithal ederiz. Ama işte Beşiktaş bu şeyi kırdı son yıllarda. Kırdı zaten Fikret Orman'ın işte, bunun üzerine bir şey var. Evet. Biliyorsun Fikret Orman'ın bundan yani çok da üzerinden çok da zaman geçmedi galiba. Satılmayacak oyuncu yoktur gibi bir demeci vardı. Evet. Ya Marcelo'yu sattı 8 milyon euroya şimdi. Ciddi rakam. Cenk bedelsiz geldi Beşiktaş'a yani. Hiç masraf yok. Sadece maaşını ödedin oyuncunun. Zaten katkı aldın. Çok fazla iki şampiyonluk yaşadın. Yani ve şimdi böyle bir paraya bunlar satıyorsun. Bunlar Cenk'in değerinin bilinmesinde yalnız yardımcı olmuyor. Yani o
Cenk transferinde üzerine örtüyor. Şimdi Cenk bedelsiz geldi. 30 milyon gibi bir paraya gidiyor. Millet şey diyor yani bu kadar eder mi Cenk diyor. Ya Cenk bu kadar çok rahat eder. Cenk'in zaten gitmesi gereken asgari tutar 30 milyondu. Özellikle şu futbol piyasasında. Ya bunu söyleyenler ya dünya futbolundan bir haberler. Yani izlemiyorlar. Rakamların nerelere çıktıklarından farkında değiller. Yani birkaç gün önce daha bir hafta oldu. Southampton biliyorsun. Southampton'un defans oyuncusu Van Dijk. Liverpool'a imza attı. 75-80'e yani pound evet. olarak bir de defans oyuncusundan bahsediyoruz ki forvetler her zaman defans oyuncular. Defans oyuncuları ne kadar iyi olursa olsun forvetler her zaman daha fark yaratan transferlerdir. Evet. Ve İngiliz medyasında Cenk için rakamın çok düşük olduğu söyleniyor. Sam Allardyce'ın da bununla ilgili görüşü var. Ama Fikret Orman okumasın. ya onların bir de televizyon gelirlerini, diğer gelirlerini evet. falan da dediğimiz gibi Premier Lig dünyanın en büyük dördüncü spor organizasyonu. İşte Amerika'daki birkaç spor organizasyonundan sonra Premier Lig geliyor. NBA ile beraber olması lazım. Dördüncü sırada toplam değer olarak bahsediyorum. Ya oradaki paralar inanılmaz paralar. Yani 30 milyon pound, 30 milyon euro bir İngiliz takımı için cidden böyle çok afaki uçuk ücretler evet. değil. Bize öyle geliyor olabilir ama Cenk'in en az ederi buydu zaten. Fikret Orman'da bunun verilmesi için uğraştı. Sonuçta da her iki taraf için de hayırlı bir sona doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Umuyoruz ki katlayarak da devam eder Cenk. Hem kariyer umarız. Anlamında hem de transferdeki bedeli. Hala sıçrama yapabilecek yaşa kesinlikle ve kaliteye öyle. Sahip. Peki, Cenk dosyasını izlemeye devam edeceğiz. Neler oluyor hep birlikte göreceğiz. Ama kısa bir zaman önce de bir haber aldık ki Elmander Instagram'dan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu herkese. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymişti ve gerçekten taraftarların gönlünde taht kurmuştu kendisi. Çok önemli katkıları olmuştu Galatasaray'ın o dönem yaşadığı şampiyonluklarda. Fatih Terim kendi ekibini topluyor. Böyle özetleyelim evet. bu konuyu. Yani Hasan Şaş geldi. Claudio Taffarel'i tekrar çağırdılar. O geldi. Onunla beraber Ümit Davala. Hepsi geldi. De biliyorsun bir akım yarattılar. Nerede kalmıştık diye Fatih Terim'le beraber başlayan. Hepsi nerede kalmıştık. Normalde sosyal medyayı da çok kullanan insanlar değiller aslında. Evet. Baktığınız zaman görüyorsunuz bunu ama artık o akımın içine dahil oldular. Elmander de bugün yaptı değil mi açıklamayı? Evet, yaptı. Bir saat önce falan. Bu şey var ya Fatih Terim'in işte Hasan Şaş'la ilgili bir hikayesi var. Hasan bir hafta ilk 11 oynuyor o dönem UEFA Kupası döneminde. Sonrasında Hasan Şaş Okan cezalı Hasan ilk 11 oynuyor. Ertesi hafta tabii Okan'ın formayı alması lazım. Kendilerinin anlatmış olduğu bir hikaye. Hasan oğlum sen sakat mısın diyor. Yok hocam değilim. Sakatsın diyor. Oynamıyor Hasan. Şimdi burada da Elmander o paylaşılıyordu sürekli. Elmander sen futbolu bırakmışsın. Yok hocam yok bıraktım hani. Acaba bakalım gelecek mi Fatih Terim'in ekibine? Merakla bekliyoruz. Elmander yerine Fatih Terim yazmış olabilir mi o paylaşım? Yani, oğlum sen ver bakayım şu sosyal medya hesaplarını. Biz artık buna bir şey yapmamız lazım da. İşte Hasan'ın senin de söylediğin gibi Ümit'in dönüşü, Taffarel'in gelişi. Orada bir yandan Hamit Altıntop'un da Türkiye'ye yerleşmesi. Evet, Hamit Altıntop da konuşuluyor ama kaç yabancıyla daha var gündemde olan. Kaç yabancıyla çalışacak Fatih Terim o da önemli şu an. Altyapıyı falan da paylaştıracak gibi yani, yani sanki oradan da bir takım kurulacak gibi gözüküyor. Belki de çıkıyorlarmış hepsi. Yani Elmander tabii taraftar adına çok sevindirici, gerek karakteriyle gerek hırsıyla antrenörlerden bir tanesi olur Fatih Terim'le beraber. Merakla bekliyorum ama şimdi Elmander'in bilmiyorum kaç futbol sever Galatasaray'a gelmeden önceki kariyerini hakim takip ediyordu. Ama ben az çok o konuda da bilgi sahibim. Önemli futbolculardan bir tanesiydi. Yani sadece golcü kimliğiyle değil o eski tarzdan gelen o pres futbolunda çok iyi oynayabilen bir oyuncuydu. O yüzden onu izlemek de bizler için büyük keyifti. Onu da söylemekte fayda var herhalde. Galatasaray'ın o 2012-2013 sezonundaki futbolunda belki de en önemli parçaydı. Evet. O futbolun yani baskının doğru. önde başlamasıyla beraber Fatih Terim zaten birinci kuralıdır biliyorsun. Şimdi o tarz bir oyuncu mesela yani. Yok. Yani Gomis yapıyor ama bunu ne kadar yapabilir? Onu hep Elmander tabii bu arada bunu yapmayacak yani. Bunu Gomis'e daha efektif kullanması için, öğretmek için geliyor diyelim yani. Öyle ya da gelecek ki Elmander sanki böyle forvet alıyormuş evet, gibi evet. algılayabilirler. O ateşi arada, yakacak belki de. O ateşi yakacak. Bu arada Tugay belirtti. Elmander Galatasaray taraftarının yabancı bir oyuncu da tabii bahsediyorum. Herhalde en çok sahiplendiği isimlerden bir tanesi. Evet. Yani işte Hacı geliyor aklıma. Ondan sonra Drogba, Snyder falan geldiler. Tabii onlar daha sükseli transferlerdi.
Ama Elmander hırsıyla ortaya koyduğu oyunla Galatasaray taraftarının ciddi anlamda kalbinde iz bırakmış bir isim. Taraftar yani Elmander kulübeye öyle oturmak için gelse de niye geldin demez. Öyle bir sevgisi var. Evet. Bir de Melo'yu da unutmamak lazım. Melo son dönemdeki paylaşımlarıyla biraz yine tepki çekti ama o da tabii yine Galatasaray taraftarının iz bırakan oyuncu. O sadece Galatasaray taraftarına iz bıraktı. Diğer evet. Yani Elmander'e tarafta tarafsız herkes saygı duyar ama Melo için aynı şeyi söyleyemeyiz tabii. Peki durumlar bu şekilde. Peki Euroleague'de neler oluyor? 16. haftadayız. Panathinaikos'a konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes maalesef ki mağlubiyet aldı. 90-79'luk skorla ayrıldı. İzleyelim özeti, sonra burada üzerine konuşalım. Turkish Airlines Euroleague'de Panathinaikos evinde Anadolu Efes'i ağırlıyor. Mücadele öncesinde Limoj Başkanı, hayatını kaybeden Frederick Ford için saygı duruşu var. ...1 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti. Frederick Ford. 3 sayılık atışta isabet var. Nick Kalatis. Maçı hızlı başlayan Panathinaikos. İkinci çeyrekte farkı 9 sayıya çekmeyi başardı Anadolu Efes. Josh Adams. Çembere gitti, basketle bitirdi hücumu. 8. sayıları Adams'ın. 3 sayılık atış, isabetlediği rebound mücadelesi Kalatis'te kaldı ellerden. Seken top, hızlı hücum şansı şimdi Panathinaikos adına. Marcus Denman, 3 sayılık atışı isabetli. 47-33 oldu devre biterken skor. İlk yarıyı Panathinaikos 47-33 önde tamamlıyor. 3. çeyreğin başında da yine Panathinaikos hücumda. Nick Kalatis el üzerinden 3 sayılık atışı isabetli. 52-37. Hemen cevap vermek istiyor. Anadolu Efes Josh Adams perdeden faydalandı, isabeti buldu. 52-40. Fark 12 sayı. 3. çeyreğin bitimine 5,5 dakika kala. Bu bölümde Nick Kalatis'i durdurmakta zorlanıyoruz. Nick Kalatis isabeti buldu. 60-45. Fark yeniden 15 sayı. Panathinaikos özellikle dış atışlarla etkili olmaya devam ediyor. Çember altından dolaşan top, 3 sayılık atışla eskiden isabetli. Son 4 dakika 20 saniyeye 82-68 önde giriyor Panathinaikos. Nikos Papas da isabeti buluyor. Ve Panathinaikos kendi evinde temsilcimiz Anadolu Efes karşısında maç sonunda iyi oynayarak 90-79 kazanmayı başarıyor. Turkish Airlines Euroleague'de 16. hafta mücadelesinde. Evet, son 6 haftadaki 5. mağlubiyet. Geçen hafta alınan bir Bruce Bamberg'e karşı bir galibiyet vardı. Ergin Ataman kan değişikliği dedik. Hani bir şeyler olur mu dedik ama sonu yine hüsrandı. Tabii burada Panathinaikos deplasmanı olması da. O deplasmanı çok zor bir çok, deplasman. Çok zor. Yani beklenen de bir sonuç açıkçası. Ya Anadolu Efes için her programda aynı şeyi söyleyeceğiz artık herhalde, bilmiyorum. Yani çünkü başka bir yerden giriş yok Anadolu Efes'e. Ya bu maç fişi çeken maçtı. Yani evet. Hala çok küçük bir umut. Yani net bir şekilde sonlandırmıyorduk hikayeyi Euroleague için. Belki diyorduk yani çok zor tabii. Geçen hafta da konuştuk bunu. Olması çok zor görünüyordu. Yani 12-13 galibiyete ihtiyacı var Anadolu Efes'in. Bundan sonraki süreçte ki çok artık imkansız yani. Yani makineye bağlıydı aslında. Şu anda o makine kapanmış durumda. Gerçekçi olması lazım Anadolu Efes'in. Önümüzdeki sezonun planlarını yapması lazım şimdiden. Ligde de işler çok iyi gitmiyor. Ama Anadolu Efes şimdi diğer Euroleague'deki diğer rakipler artık o kadar demir gibi rakipler yani. Sezon başladı, sezonun yarısı bitti. Ligle beraber 30 maç oynadılar yaklaşık. Ve hepsi demir gibi oldular. Hem savunma açısından hem hücum açısından. Yani savunma da aksıyorsa hücumda oynuyorlar. Hücumda aksıyorsa savunmada oynuyorlar. Ama Anadolu Efes için böyle bir şey söyleyemeyeceğiz. Yani hiç ritim bulamadı sezon başından beri. Koç değişikliğiyle beraber. Ya Pana için o kadar kolay bir maçtı ki. Yani bir Atari oyununun ilk bölümü gibiydi maç. O kadar kolaydı Pana için. İlk çeyrekte 11 sayı 12 sayıya çıkardılar farkı çift tanelere. Ve maç boyu onu orada tuttular. Kimi zaman 20'ye çıkardılar. İşte Josh Adams birazcık bir şeyler yapmaya çalıştı. Böyle Josh Adams'ın bu arada son maçıydı. Onu da belirtelim. Ayrılıyor.
isimler konuşuyor. Şu an zaten yeni bir transfer yaptılar. Douglas'a aldılar. Douglas geldi. Douglas gelince Josh Adams'ın gideceği kesinleşti. Ondan o kadar rahattı muhtemelen. 20 sayı attı. Sahanın içinde. Yani tepki veren tek oyuncu. Ne kadar tepki verdi tartışılır ama McCallum da yoktu bu arada. Yani onu da belirtelim. McCallum yoktu. Hiç kullanmadı yani. Kullanabilir. Belki maçı olduğu için kazanma seviyesine getirselerdi Ergin Ataman risk alabilirdi. Ama o seviyeye de gelmedi maç hiç. Panathinaikos tamamen kendi kontrolünde 11 ile 20 sayı arasında sürekli fark böyle 11-12 indiği zaman geldiler tık bir üçlük. Bu arada leblebi gibi üçlük attılar. İnanılmaz Nick Kalatis, yani özette bile 4 tane üçlüğü var. müthiş oynadı. Toplamda 14 üçlük attılar. %50'nin üzerinde bir %50 attılar ki bir ara %65 falan böyle. Çok saçma bir yüzdeydi yani. saçma bir yüzde. Serbest atış yüzdesi gibi böyle bir şey olamaz yani. Ki Panathinaikos Efes'e karşı böyle oynuyor içeride. Şimdi bunu şöyle bir durum yani var tabii. Panathinaikos'la ilgili şunu söyleyelim. 20 Nisan 2017'den beri OAKA'da maç kaybetmediler. Son mağlubiyet Fenerbahçe'ye ait. orada almış oldukları. Süpürülmüşlerdi. Aynen öyle. Bu sezonda aynı zamanda Panathinaikos'un kendi sahasında maç kaybetmeyen tek Euroleague takımı olduğunu da belirtmekte fayda var. O yüzden çok zor bir deplasmandı, evet. İşin özü oraya bağlayacağım. Ama buna rağmen tabii bir reaksiyon görmek istiyor basketbol severler Anadolu Efes'ten. Çünkü 4 galibiyette kaldı. Artık defter hani biz artık kazanamazsa bu iş bitecek, artık kazanmak gerekiyor derken. Ya şu Bamberg galibiyetini bir seriye bağlamayı başarabilseydik çok daha verimli bir tablo belki ortaya çıkabilecekti. Bu saatten sonra en iyi yerde bitirmeye çalışacaktır Ergin Ataman. Bu sezon bitti gözüyle bakmıyorum ben açıkçası Euroleague Anadolu Efes adına. Ya genel anlamda sadece yani. Euroleague özelinde değil. Euroleague için bitti, ben bunu söyleyebilirim. Üst tur zor ama sonuçta oynadığınız yüksek seviyeli maçların tamamından dersler çıkartabilirsiniz. Aldığınız transferler, tabii, bunların hepsini farklı şey değerlendirebilirsiniz Euroleague'i bu saatten sonra. Belki üst tur hakikaten çok zor şu anda. İmkansız değil ama ciddi matematik hesaplarının olduğu bir nokta. Evet, 4 galibiyet oldukça az. Ben fiş çekildi diye özetliyorum bu konuyu. Yani tabii üzücü bir taraftan bakınca ama tabii Ergin Ataman da bu kadar kısa sürede çok fazla bir şey yapamazdı takım üzerinde. Yani şunu söylemek lazım. Sen dedin sezon bitmedi diye bakıyorum dedin Anadolu Efes için. Ya Efes yine kadroyu aynı şekilde koruyacaksa önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapıp bu kadroya bu oyunu oynatmaya çalışabilir. Evet, şey için bitti. Yani bu sene Euroleague'de artık bir şey yapılamayacak. Evet. Bu net olarak belli oldu ama önümüzdeki sezon için eğer bu kadro tekrar bir arada tutulacaksa elbette ki bir oyun planı, bir şema çizilmeli ve bu şekilde mücadeleye devam edilmeli. Bu konuda bir zaten ayrılığımız yok, görüş evet, ayrılığımız evet yok. Ama başarı açısından baktığımız zaman ben başarı odaklı bakıyorum yani işte hedeflenen neydi? Euroleague'de playoff'a kalmaktı. Yalnız playoff'un olmayacağı artık net bir şekilde belli oldu. 8 galibiyet, 4 galibiyet çok imkansız. Dediğim gibi yani ne savunmada ne hücumda hiçbir şekilde oturmuş bir organizasyon yok. Sanki sezona yeni başlamış böyle Temmuz'da bir kampta gibi oynuyor Anadolu Efes. Yani savunmada yaptıkları hatalar o derece bariz hatalar. O derece oyuncular birbirlerini tanımıyorlarmış. İlk defa birbirleriyle maç yapıyorlarmış gibi. Böyle izletiyorum evet. Anadolu Efes. Bir sıkıntı oldu bariz ama umuyoruz ki en az hasarlı atlatır bu sezonu Anadolu Efes diyelim. Gecenin diğer maçlarına da bakalım. Hatta Barcelona gecenin maçı. Barcelona, CSKA Moskova'yı ağırladı ve 85-72'lik skorla rakibini mağlup etti. İzleyelim özeti. Turkish Airlines Euroleague'de Barcelona evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Haftanın mücadelesinde. 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound mücadelesi Barcelona hücumu olacak yeniden. Horibas 3 sayılık atışta isabeti buldu. 8-4'ü yakalıyor Barcelona Lassa. İlk çeyrekteki etkili oyunu devam ediyor Barcelona Lassa'nın. Yine Paribas başrolde. 19-9 farkı 9 sayıya çekti Barcelona Lassa. Çember altında da etkili olmaya devam ediyor. Barcelona Lassa 33-18. Devrenin bitimine 7 dakika 8 saniye kala. Sasha Bezenkov burada içeriye böyle kat ettisi maçla bitirdi hücumu. Tom Hurtle rakibinden söktü topu. Orta mesafe atışında isabet var. 44-28. Farkı azaltma çabaları bu bölümde. CSKA Moskova'dan Nando Dekolo 3 sayılık isabeti buluyor. Fark 3 sayı. 53-50. Geri dönüşün sinyalleri CSKA Moskova'dan. 3. çeyreğin son bölümünde farkı yeniden 10 sayıya çekti Barcelona Lassa.
Çeyreğin son basketi de Tom Hurtle'dan geldi burada. Ekstra pas, Koponen ayağı çizgide atışında isabet var. 24 saniye süresi tamamlanırken Koponen isabeti buldu. 82-70'lik Barcelona Lazio üstünlüğü. Koponen 3 sayılık isabeti buluyor. 85-70. Son bölüm 15 sayılık farkta giren Barcelona Lazio kendi evinde CSKA'yı 85-72 mağlup etmeyi başarıyor. Evet, Finli Koponen'in kapanışıyla birlikte gecenin maçını da izlemiş olduk böylelikle. Gecenin maçı evet, çünkü özellikle CSKA'nın oynadığı maçlar genelde çok keyifli oluyor Euroleague'de. Diğer maçlarda da tabii aynı durumu söyleyebiliriz ama şimdi Barcelona ile ilgili söylemem gereken birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi, Barcelona bana göre tarihinin özellikle Euroleague'deki en vasat sezonlarından bir tanesini geçiriyor. Kötü demeye dilim varmadı. Geçen sezonun bir devamı gibi sanki. Evet ama yine en vasatlardan bir tanesi. Ama bakıyorsun Panathinaikos'u 27 sayı farkla yendi. Olympiakos'u 22 sayı farkla yendi. CSKA Moskova'yı da 13 sayı farkla yendi. Yani nasıl oldu bu? Sadece şu 3 maçın skorlarını versen dersin ki açık ara Barcelona herhalde ilk 3'ün içindedir evet, bu ligde. Evet. EuroLeague'de Final Four'un en büyük favorisi dersin yani. Ama bir bakıyorsun ki şu anda 10. sıradalar. 6 galibiyetleri var. Yani o açıdan baktığında da çok değişik bir konu söz konusu. Buradaki sonuç ne çıkıyor? Yani şu tablodan çıkan sonuç. Yetenek olarak oradalar. Hı-hı. Aslında o sıraları zorlayabilecek yeteneğe sahipler kafa ama konsantrasyon olarak, evet, kafa olarak orada değiller. Net olarak bu sonuç çıkıyor ortaya. Büyük bu detayı da paylaşmak ekstra istiyorum. Motivasyonla çıkıyorlar artık. Bu arada evinde zaten Barcelona fena oynamıyor. Yani aldı hemen hemen tüm galibiyetleri de elinde almıştı. Öyle de bir durum var. Deplasmanda çok kötüler. Dediğim gibi yani kafaları deplasmana götüremiyorlar. Öyle bir durum var. Peki, Barcelona'da bırakıyorlar. Bir diğer maça da bakacak olursak Malaga Valencia'yı ağırladı ve ev sahibi ekip yenildi. 85-83'lük skorla o özeti de izleyelim. Euroleague'de dün oynanan mücadelede Unicaja Malaga kendi evinde Valencia'yı ağırladı. İlk çeyrekten görüntüler. Alberto Abalde içeri yüklendi ve basketi buluyor. Kenardan gelip 16 sayı buldu oyunda kaldığı 19 dakikalık süre içerisinde. Unicaja Malaga hücumunda harika bir ikili oyun. Smaç'la tamamlandı pozisyon. James Agustin'in smaçı 17-13 öne geçiyor bu basketle birlikte. İlk devrede son yarım dakikanın içerisindeyiz. Yine boyalı alanı iyi kullanıyor Unicaja Malaga. Jeff Brooks. 46-39. 9 sayı, 4 reboundla oynadı. Nedović 23 sayı üretti. Karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. Devre 48-39. Malaga'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 3. çeyrek. Orta mesafe atışında isabet yok. İkinci şans geldi ve üçlüyü buldu Valencia. Rafa Martinez. Takım halinde 19-9 3 sayı isabeti üretti Valencia maç boyunca. Bu defa sağ forvetti Alberto Abalde sahnede. Arka arkaya gelen üçlükler son çeyrekte öne geçiyor Valencia. Son 5 saniye 83-83'lük eşitlik var. Vatsinski 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi bir anda Valencia hızlı hücumuna dönüştü. Sonrasında gelen dönük var. Son 15 saniyede İki takım da önemli fırsatlar yakaladı. İki serbest atış kullanacak. Green'in atışı başarılı. 85-83. 4.7 saniye kaldı Unicaja Malaga'ya. Maçı uzatmaya götürme ve maçı kazanma fırsatı var. Ancak bunu Agustin'e değerlendiremediler. Ve mücadeleyi 85-83 kazanan Valencia haftayı da galibiyetle tamamlamayı başardı. Euroleague'de 16. maçında 5. galibiyetini aldı. Evet, Malaga-Valencia karşılaşmasında ekranlarınıza getirmiş olduk. Alev yanan bir olduk. Maçtı, hemen onu söyleyeyim. Son topu kullansa belki maç uzatmaya gidecekti ama Valencia kazandı. Evet, bu akşama dönecek olursak son şampiyon Fenerbahçe Doğuş Baskonya'yı ağırlayacak saatler 20.45'i gösterdiğinde. Nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Çok keyifli olacaktır yine. Fenerbahçe-Baskonya maçları zaten... O kadar ruhsuz, çok keyifli olacaktır dedim ki Cumhuriyet. Çok keyifli olacaktır. Fenerbahçe-Baskonya maçları güzel maçlar oluyor. Fenerbahçe daha önce Baskonya'ya karşı kazandı. Evet. Hem de güzel bir maç. Güzel basketbol oynayarak, evet, kazanmışlardı. İç avantajıyla yine kazanacaklarını düşünüyorum ben.
taraftarla ilgili küçük problemler var bu arada Fenerbahçe Doğuş'ta. Özellikle işte Sarı Tribün'ün bir protesto yapacağını biliyoruz. Yani ama tabii ben bunun çok takıma yansıyacağını açıkçası düşünmüyorum. Fenerbahçe Doğuş yine kendi evinde kazanacaktır. Kesinlikle öyle. Ben de düşünmüyorum. Geçen hafta söylediğimizi yine tekrarlayacağız herhalde. Obradovic'in takımlarında sezon içindeki bu karşılaşmalar. Baskonya bugün kazanabilir. Fenerbahçe'nin çok enseyi karartmaması lazım. Yani Obradovic'in takımlarında olağan bir süreç bu. Geçen sene de 9 galibiyet almışlardı. Bu sezon da böyle bitirdiler ilk yarıyı. Baskonya maçını çok büyük ihtimalle kazanacaklardır. Playoff'ları görmek lazım. Yani playoff'lara sağ avantajıyla girmek tabii ki daha iyi ama geçen sene sağ avantajıyla girmemiş olmasına rağmen neler yaptığını gördük. Evet, hem de o akada yaptı yani bunları. Obradovic takımda, ben Obradovic'e öyle bir güven duyuyorum açıkçası. Playoff'a gittikten sonra zaten orada işler tamamen değişecektir. Kesinlikle öyle. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a bu akşam Baskonya karşısında başarılar dileyelim bir kez daha. Ve bir şubeki dalgalar hiç durulmuyor. Galatasaray Basketbol Şubesi bugün aldığımız haberde yapılan resmi açıklamada karşılıklı olarak sözleşmenin fethettiği, feshedildiği kimden bahsediyorum? Tabii ki Erman Kunter'den bahsediyorum. Yollar ayrıldı. Can Topsakal'la ayrılmıştı hafta içerisinde. Evet. Daçka mağlubiyeti sonrasında Eurocup'taki farklı mağlubiyetin ardından. Erman Kunter'i de taraftar istifaya davet etmişti kötü gidişin ardından. Bekleniyordu açıkçası. Tahmin ediyorum ki koçla yönetim oturdu, konuştu ve yolları ayırmaya karar verdiler. Galatasaray Odaya Bank adına tabii kötü bir sezon. Sezon başında ligde. Evet ligde de çok kötü gidiyor çok kötü yani. 5 galibiyet. Kötü değil, çok kötü, kabus gibi bir sezon. Çok aslında. Kötü bir sezon. Ya sezon başında yapılan kadro zaten bunun sinyallerini veriyordu bana göre. Yani belki bu kadar kötüsünü kimse beklemiyordu ama taraftarın da çok fazla umudu olmadığını biliyoruz zaten bu sezonla ilgili olarak. İşte o dönem futbol şubesinin iyi gidiyor olması belki basketbolun üzerindeki bulutları biraz dağıtmıştı ama son dönemde artık iyice bardağı taşıran mağlubiyetler aldı Galatasaray. İçeride gelen Sakarya mağlubiyeti ligdeki, devamında Eurocup'ta gelen Daçka mağlubiyeti. Galatasaray artık taraftar da bir şekilde herhalde yönetim de kendi içinde buna karar verdi. Ya taraftar ne kadar öyle düşünürse düşünsün karşınızda Fenerbahçe ve Beşiktaş var. Şimdi evet. Bu üç takım 100 yılı aşkın süredir birbirlerine rakipler ve biri başarılı oldu, biri başarısız olduğu zaman illaki birbirleriyle kıyaslıyorlar. Şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe bu seviyedeyken basketbolda, Galatasaray bu seviyeye düşünce illaki olacaktır bu protesto. Yani hiç şaşırmamak lazım buna. Evet, bekleniyordu da zaten. Bundan sonra neler olabilir? O ayrıca bence konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Girmeden önce arkadaşımız Erkan'la konuşmuştuk. Galatasaray çok kısa bir sürede Oktay Mahmut'u için nerede kalmıştık hocam diye bir tweet atabilirler dedi. Öyle bir şey olabilir yani. Oktay Mahmut döner mi tabii orası? Yani şu anda açıkçası şey onu gösteriyor ya. Süreç sanki birazcık oraya gidiyormuş gibi ben hissediyorum. Kırgın yani gitti. Yani şu süreçte kim gelebilir ki? Yani ama çok kırgın gitti biliyorsun. Çok kırgın gitti. Fatih Terim de çok kırgın gitmişti. Gerçi evet. Öyle oluyor bu işler. Yani yönetimler değişiyor. Sert. Evet, kırgın gidebilirsin ama zaman her şeyi... İlacı mı? İlacı. Yani bu sadece bunlarla test ettiğimiz şeyler değil. Kendi hayatımızda da böyle olmuyor mu? Zaman her şeyi alıp götürüyor yani. O izler o kadar belirgin kalmıyor. Şu anda da sanki en büyük olasılık Oktay Mahmut'iymiş gibi geliyor. Kırmızılar için de çok güzel konuştu Cumhur. Reklama gitmen lazım galiba. Evet evet. Bu konuyu da böyle bağlayalım. O zaman her şeyin ilacı dedi Cumhur. Biz de göreceğiz neler olacak. O zaman şimdi de kısa bir reklam arası diyelim. Süper Spor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar adaya gidiyoruz Premier Lig'de. Bu hafta oynanan mücadelede Arsenal-Chelsea mücadelesi gerçekten futbol seyircilerinin hafızalarına kazanan bir maç oldu. Hem de kazanan da bir maç oldu aynı zamanda. Orada Arsenal tribünlerinin içine sızmış Chelsea'li bir taraftarın haykırışını izleyeceğiz şimdi. Ondan sonra burada da üzerine konuşacağız. Come on, Eden!
son. Yes! Get in now! Yes! Woo! Come on, Chelsea! Come on, Chelsea! Evet, Chelsea taraftarının sondaki gülüşüyle birlikte ters bakışlar ama yine de bir sükunet hakim. Türkiye'de olsa ne olurdu? Herkesin aklına evet, ilk o soru geliyor değil mi? Evet, ilk o soru geliyor. Türkiye'de olsa kendini böyle... Kendini özel hissetme diyorsun yani bu soruyu sorarak. yani kamera kayıtlarını ilginç. Bulamazdık galiba. Muhtemelen. Muhtemelen. Yani hiç böyle bir olay yaşanmamış gibi herkes, her şey yok olabilirdi herkesten. Yani bu arada çok da sızmış gibi değil. Gayet orada oturuyor. Evet, evet. Maç boyunca da öyle izledi maçı. Bu arada pozisyonda Eden Hazard'ın penaltı attığı pozisyon. Kendi almıştı penaltıyı. Bellerin yapmıştı Arsenal'den. Çok rahat. Tabii şey yapmak istiyor. Etrafına bir rahatsızlık vermek istediği çok açık Chelsea'li taraftarın. Penaltı kullanıyor. Ama o kadar bir güven var ki seyircilerden ona karşı bir taşkınlık olmayacağına dair. Abartmış. Normalde Avrupa'nın pek çok yerinde iç içe maç izlemeyi zaten biliyoruz. Yani Barcelona, Real Madrid maçları, işte Londra derbisi, Merseyside derbisi fark etmez hepsi. Abarttığını söyleyebiliriz. Haddinden fazla abartmış. Ama dediğim gibi onun güveniyle beraber. Zaten yani burada bana karşı zaten herhangi bir şey olmaz. Zaten diğer taraftarlar da gülüyorlar yani. Çok da çok gülmeyenler de var arada. Yok cidden. Şöyle bir kaşını kaldırıp evet, dönüp evet, bakanlar evet. Çok var. Çok ters bakışlar var ama bir şekilde herhalde bunun bir oyun olduğunu içselleştirmişler artık. Sinirlenseler bile dediğim gibi onu kendi haline bıraktılar. Zaten ona da yar olmadı biliyorsunuz son dakikada evet. Bellerin gol atarak 2-2'ye getirdi maçı. Evet. Evet, maç iz bıraktığı gibi bu görüntülerde iz bıraktı o günden diyelim ve benim şimdi favori videoma geçelim. Manchester City'li futbolcu Walker'ın top toplayıcısıyla yaşadığı o küçük ilişki getirelim ekranlara. Evet. Israrla topu almıyor Kyle Walker. Burada top toplayıcı bir kere daha deniyor. Ya şuradaki hareketler beni top toplayıcıya şikayet ediyor olması yani, evet. Gerçekten çok ilginç. Neden çok böyle güzel. Bir şey yapma çocuk gereği duydu? Çocuk da orada isyan ediyor zaten elleriyle. Ya dünya üzerinde şu anda herhalde top oynamayı en çok seven takım Manchester City. Evet, Walker niye yani böyle evet, bir şey yaptı? Neden böyle bir şey yapma isteği duydu? Çok anlayamadım ben. Orada amacı bence başka bir şey. Yani trollemek istedi galiba bir olabilir. Şekilde veya... çok çözemedim ya. Bir yorum zaman geçirmek için yapmış olmuş zaman geçirmek olması kimsenin aklına ya, gelmiyor tabii. Yapacağını hiç düşünmüyorum ben. İngiltere'de futbol öyle oynanmıyor çünkü. Manchester City hiç öyle oynamıyor zaten. Yani yaklaşık 60 dakikaya yakın sahada kalıyor top. Manchester City zaten İngiltere'de oynamıyor. Başka bir gezegende oynuyor gibi onlar. Doğru, şu anda oynadıkları oyun evet çok dünyadan değil gibi. İnanılmaz bir oyun oynuyorlar. Zaten şu anda daha yarıya yeni girdik. Yıla da yeni girdik ve şampiyonluğu neredeyse matematiksel olarak garantilemiş durumda gibiler. Peki o zaman burada neler oluyor diyeceğiz ve bizim ülkemizden, bizden kareler eşliğinde tabii bu görüntüleri ilk önce nereden aldığımızı belirtelim. TD1'lik Twitter adresinden aldık. TFF 1. Lig'e dair bütün gelişmeleri aktardı kendi sayfaları. Biz de oradan aldık bir tercümanla. Tercüman gibi tercüman diyelim ya da biz evet. De onların tabiriyle izleyelim görüntüleri. No, can problem. Problem yok ya. Takım uyuşması nasıl? Antrenmanlarda takım ilişki. Yes, no, on communique dans les entraînements. Donc il y a aucun problème. Çok iyi pas yapıyormuş. Hani okay. Tam istediği gibiymiş. Başka? Beklentiler ne? Beklenti hani ilerisi inşallah profesyonel. Okay, inşallah, inşallah. La venue va nous dire la vérité, inşallah. İnşallah tek profesyonele gideceğim diyor bu çalışmalarla. Okay. Beklenti hani inşallah ilerisi profesyonel. O da hemen cevap veriyor. Beş kelime tercüme almak için gayet yeterli. Yani bu adresi. Gerçek mi onu bilmiyoruz tabii ama gerçekten. Sanki birazcık keyif almak için böyle yapılmış bir şaka olabilir. Olsun diye çocuğun yani hal ve hareketlerinden böyle onu çıkarıyoruz ama. Akıllara şota geldi. Evet tabii tabii ama orijinaldi yani. Orijinaldi evet inanılmazdı. Bunu bilmiyoruz ama o gerçekten güzeldi. Bu da eğer öyle bir şeyse bile kurgu ve... İşte iş güzel.
Çok yani gerçekçi. Biz güldük açıkçası. Güldüm kesinlikle zarzı. Öyle. İnşallah peki. İzleyenlerimiz de güldürmüştür tabii. Peki şimdi ters köşe yapacağım ve dünya dart şampiyonası diyeceğim. Tercümeden buraya geçeceğiz. Rob Cross efsane isim Phil Taylor'ı yendi ve o görüntüleri izleyelim. Burada hikayesini hep birlikte paylaşmış olacağız sonrasında. Treble 18 here. I think he loves Treble 18. Another double 16 for the world championship. The moment he's dreamt of. And Rob Cross, an unknown amateur, little more than a year ago, has beaten the legendary Phil Taylor to win the world championship at his first attempt. There will be no fairy tale farewell for the power. He missed double 12 for a nine darter, but in the end he was caught in the crossfire and he could find no answer. And while we celebrate the career of the greatest player ever to pick up a dart, tonight we salute a new world champion, a great world champion in Rob Cross. Phil Taylor defeated in his 21st world final, won the previous 16 of those finals. Stats we will never ever probably see again, but Rob Cross, the night belongs to him. He beats Phil Taylor by 7. Evet, Dünya Dart Şampiyonası'nda Phil Taylor, Dart'ın efsane ismi, genç rakibi Rob Cross'a karşı kaybediyor ve aynı zamanda da bu onun son turnuvası ve emekliye ayrılıyor kendisi. Hikayenin devamını da senden dinleyelim. Ya burada inanılmaz bir hikaye var. Öncelikle dart severler yakından zaten biliyorlardır. Birazcık da şeye benzetiyorum ben açıkçası dartı oyun kültürü olarak. Zaten bir ada sporu. Snooker'a da benziyor. Phil Taylor'a geleceğiz birazcık. Orada Snooker'la benzeştireceğim ben. Rob Cross'tan başlayalım. Rob Cross 2017'nin başında henüz profesyonel oluyor. Yani PDC, işte Profesyonel Dart Komitesi'ne, o lige 2017'nin başında giriyor. Ve ilk katıldığı turnuvadan yanlış hatırlamıyorsam 250 pound gibi bir para kazanıyor. 2017, yani bir yıllık bir serüven bu sadece. Bu turnuvadan ne kadar kazandı? 400 bin pound kazandı. Efsane Phil Taylor'ı yenerek. Bu arada Rob Pound, Cross... TL, Euro hesabına bu kadar hakimken herkes hesap edebilir. Evet, evet. Cenk Tosun'dan buraya sıçrayanlar ayrı. O hesap yapacaklardır. İki sene öncesine kadar... Yapıyor musun? Hemen söyleyeyim. Konuşmanın sonunda isteyeceğim. Tamam. 1.13 Euro. Onu da belirteyim hemen. Rob Cross 2 yıl öncesine kadar elektrik tesisatçısı hobi olarak yapıyor. Yani dart işini işte gidiyor pub'da vesaire falan oynuyorlar. Ve 2017'de daha yeni profesyonel olmuşken senenin sonunda böyle yani dünyanın bir numarası olmak. Tabii şu anda klasmanda 20. sırada bu şampiyonlukla beraber 20. sıraya yükseldi. Bu arada yarı finalde de dünya bir numarası Hollandalı Michael van Gerwen'i yenerek Phil Taylor'ın rakibi oldu. Phil Taylor da 57 yaşında bir amcamız. Dart'ın efsanesi, 16 dünya şampiyonluğu var. Açıkçası onun için futbolun Messi'si, basketbolun Michael Jordan'ı falan diyorlar ama daha ziyade snooker'ın Roy Sullivan'ı gibi diyebiliriz. Onların da bir mabedi var, Alexandra Palace. Bu dart oynadıkları yer. Snooker severler hatırlayacaklardır. Snooker'da da dünya şampiyonası Sheffield'da Crucible Theatre'da oynanıyor. O yandan çok benzeşen sporlar aslında İngiliz kültürü içinde. Phil Taylor için tabii yani spora hakim olanlar ismini çok kez duymuşlardır. Bir dünya efsanesidir kendisi tüm spor camiasında. Böyle bir veda güzel mi oldu, kötü mü oldu? Yani Rob Cross'un hikayesini de duyunca aslında böyle bir veda fena olmadı gibi. Şampiyon olsa çok daha güzel olurdu ama Rob Cross açısından da inanılmaz bir hikaye çıktı ortaya. Böyle özetleyelim. Gerçekten son yılların en güzel spor olaylarından biri. Yine iz bırakan bir, evet, bu özetti spor olayını geniş spor bir şekilde. Spor kanalıyız, bunlara değinmek lazım. Tabii ki, kesinlikle yani. Öyle. Ve özellikle bizim Erdem'le bu arada konuştuğumuz bir diyalog vardı. O tabii dartla ne kadar haşır neşir olabilirsiniz, çok ciddi paralar dönüyordu da. Yani bu kadar para kazanılmış olma ihtimali onu hakikaten çok şaşırttı. Yani şimdi insanlar bilmiyorlar, çok kısa hemen bir şey yapacağım. Tabii. Biz sadece futbol gündemimiz olduğu için ülkede.
şunu bilmiyorlar mesela, kriketin dünyada basketboldan daha fazla seyircisinin olduğunu biliyorlar mı? Daha büyük bütçelere sahip olduğunu. Bak kimse bilmez bunu. Sen geçen gün bize de kızdın, evet, bu konuyu. Kriket dediğiniz spor, biz hiç bilmeyiz, hiç anlamayız. Kriket dediğiniz spor ama basketboldan daha büyük bütçeli ve daha fazla taraftarı olan bir spordur. Onun için tüm sporlara eşit seviyede ve aynı saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Hepsinden de aynı keyfi almaya çalışmalıyız. Yani kimisi birimize, yani evet, sana hitap edenle bana hitap eden aynı olmayabilir, kesinlikle, ama öyle. Sporlara karşı saygıyı aynı çerçevede, doğru, tutmalıyız diye düşünüyorum. Doğru, evet, kesinlikle. Yani her branşa aynı mesafede olmak, hele, evet, ki bizim için çok daha önemli. Peki o zaman çok çok hızlı, belki de son zamanların en güzel trolü gol atacakken basket atmak. İzleyelim, burada konuşalım üzerine. Ne diyorsunuz çığlık çığlığa? İnanılmaz. İnanılmaz. Başka bir kelime. Az vaktimiz var. Başka bir kelime yok. Haftanın fotoğraflarına kalsın biraz. Peki vakit. Tamam o zaman. Güzel görüntülerdi. İzledik. Şimdi de haftanın fotoğraflarına bakalım. Bu haftaya hangi fotoğraflar damga vurmuş? Teker teker bir bakalım. Evet, Cenk'in gitmesine hazırlık. Atiba'nın oğlu Noah. İyi şanslar Cenk amca. Mutsuz. Cenk amca, Sem amcanın ellerinde bu bundan sonra. Bu da Daily Mirror'ın bugünkü gazetesinden. Gerçekten çok güzel. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Kesinlikle ya. Öyle. Ve evet, bu da dün akşam oynanan bu mücadelede. Tottenham West Ham maçında. Tottenham kalecisi diyorum. West Ham kalecisi Adrian. Tarihte de West böyle Ham... bir örneği vardı bunun. Evet. Hayrettin. Bu da Galatasaray taraftarlarının. Adrian Instagram'dan da paylaşmış bu arada, dalga geçerek kendi fotoğrafını. Bu fotoğraf da inanılmaz fotoğraf. Bu fotoğraf bahsettiğimiz, program içinde çokça bahsettik. Arsenal-Chelsea maçından. Wilshere'in golünden sonra Granit Xhaka'nın bol boyla top toplayıcı çocukla sevinci. İnanılmaz bir sevinçti. Mesut tabii ki. Burada Mesut Özil. Son zamanların en iyi maçını çıkardı bu arada. Çok eleştirilmesine rağmen ben de onu söyleyecektim. Çok maçın iyi en iyilerinden biriydi. Ve Mbappe'nin küçüklüğü. Eski bu da çokça paylaşıldı. Ailanı. Duvarındaki fotoğraflar Ronaldo. Mbappe'nin bir açıklaması var. Onun üzerine paylaşıldı bu. Hı hı. Çocukluğumda idolüm Ronaldo'ydu ama artık öyle bir şey yok gibi bir şeyler söyledi. Evet. Tam olarak açık bir kapı bıraktı ama artık kendisi de büyük bir oyuncu olduğu için tabii, evet, daha kontrol demeçler vermesi gerekiyor. Bir sonraki görüntümüzde babası ve oğlu. Babasının, evet, bu oğlu. Gerçekten oğlu oluyor. O televizyonda gol, evet, atan oyuncunun. Aynı sevinç birebir neredeyse. Ve futbolu bırakanlar da bugün. Nasıl bilirdiniz? Yani iyi bilirdik. Ben eleştirildiği kadar kötü bir kaleci olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Vitor Valdes'in. Rüştü'yle aynı dönemde başladı, evet, o da. Yani biz Rüştü'nün tabii özellikle Türk taraftarı Rüştü'yle beraber bir çekişmesinden dolayı birazcık daha şey bakıyorlar. Ama Rüştü daha iyi kaleciydi. Rüştü daha iyi kaleciydi kesinlikle. Evet, bu az önce konuştuğumuz Rob Cross ve Phil Taylor. Biri bırakırken biri başlıyor. Spor her zaman böyledir zaten. Birileri gider, birileri başlar. Her zaman kendi kahramanlarını ortaya çıkarıyor. Cumhur içindeki yazarı ortaya çıkardım bugün. Teşekkür seviyorum ediyorum. Seviyorum spor hikayelerini. Evet. Zaten güzel oluyor. Özellikle dediğim gibi bir kültür. Kültürün olması çok daha güzel. Kesinlikle. Bu da zaten... Esebio. Ondan da bahsedelim. Evet. Portekizlilerin ünlü futbolcusu 4 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Evet, madem andık ve aslında bugün gerçekten çok da üzüldüğümüz bir gün. Evet. Sevgili Münir Özkul ve Aydın Boysan'ı da kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz ve sevenlerine başsağlığı diyoruz. Aslında tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sevmeyen yoktur. Çünkü hepimizde iz bırakan insanlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bugünkü önemli bir konuya değindin. Özellikle için. Programın sonunda bunu konuşmak istedik. Gerçekten Türkiye'de herkese bir şekilde dokunmuş isimler, bugün kaybettiğimiz isimler. Saygıyla, sevgiyle onlara, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Çok da üzüldük tabii. Onu da eklemekte fayda var tabii. Kesinlikle öyle diyoruz ve bu haftalıkta Süper Spor'un sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları.